Volkanik patlamalar, tektonik fay hareketleri ve karstik alanlardaki mağara tavanlarının çökmesi deprem afetlerinin yaşanmasında etkili olabilmektedir. Üç türlü depremimiz var. Bir volkanik deprem, bir tektonik deprem, bir de karstik depremler. Buna göre şu üç tane öncülden görülme olasılığı eşleştirmelerinden hangileri doğrudur demiş. Filipinler'de tektonik deprem olur mu? Olur, tam levha sınırında. Hırvatistan'da karstik deprem olur mu? Kesinlikle olur. Çünkü Hırvatistan'da, özellikle Hırvatistan-Makedonya arası karstik arazinin olduğu bir yer. Dolayısıyla karstik deprem olma olasılığı var. İtalya'da volkanik deprem olur mu? İtalya'da aktif yanardağlar olduğuna göre o yanardağların patlaması sırasında volkanik deprem yaşanacaktır. O zaman bu üçü de olur. Yani cevap Edirne olur. Avustralya, Arabistan Yarımadası, Sahra Çölü, Kanada, İskandinav Yarımadası, Doğu Avrupa ve Asya'nın kuzeyi yeryüzünde deprem afetinin en az yaşanabileceği alanlardır. Bu durumun temel nedeni nedir? Şimdi bir yerde depremin çok yaşanmasının ya da depremin şiddetli olmasının nedeni o yerin levha sınırı olmasıdır. Levha sınırı olması ya da fay hattı olmasıdır. Fay hattının olduğu yerde erken jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Daha doğrusu genç alanlardır bunlar. Geç oluşan alanlardır. Dolayısıyla depremin az olacağı yerlerde yaşlı arazilerdir. Geçmiş jeolojik zamanda oluşan yerlerdir. Ve bu bahsettiğimiz yerlerin hepsi geçmiş jeolojik zamanlarda oluştuğu için artık taşlar yerine oturmuştur. Levha sınırı değildir buralar. Ya da fay hatlarının aktif olduğu yerler değildir. Sonuç olarak geçmiş jeolojik zamanlarda oluşmaları orada depremlerin az yaşanmasının temel sebebidir. Cevabımız Adana'dır. Ekonomikle ilgisi yok zaten, yerleşmelerle, nüfuslanmayla, dağlık ve yüksek alanlarla bir ilgisi yoktur konunun. Burada konu tamamen jeolojik zamanla oluştuğu jeolojik zamanla ilgilidir. Cevabımız Adana oldu yani. Depremin şiddeti, depremin tüm binalar, yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin ölçüsü olarak ifade edilir. Depremin şiddetini tanımlamak için depremin gözlenebilen etkileri ve uzun yılların getirmiş olduğu deneyimlere dayanılarak şiddet ölçekleri hazırlanır ve depremler bu ölçeklere göre değerlendirilir. Bu şiddet ölçeklerinden en çok tanınanı ve en yaygın olarak kullanılanı Mercalli şiddet ölçeğidir. Bu ölçeğe göre deprem şiddeti Roma rakamlarıyla gösterilir. Buna göre bütün binaların adeta yerle bir olduğu, ufuk çizgisinin oynak bir yüzeye dönüştüğü ve nesnelerin etrafa savrulduğu bir depremin şiddeti Mercalli şiddet ölçeğinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 12 ile ifade edilir arkadaşlar. Bu bahsettiği konu, cevabımız Denizli'dir. Çoğunlukla eğimli yamaçlarda kalın tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli etmenlerle aşağı doğru kayması sonucu çığ olayları gerçekleşir. Çığ dağlık ve engebeli bölgelerde daha sıklıkla ortaya çıkar. Buna göre oluşum koşulları göz önüne alınırsa yukarıdaki haritada numaralanmış olarak verilen alanların hangisinde bu afetin görülme olasılığı daha azdır? Burada en az 4'te görülecektir. Çünkü 4 Sahra çöldür arkadaşlar. Burada çığ görme ihtimaliniz yoktur neredeyse. Ama işte 3'te Alp dağlarında Alp Himalaya kıvrımkuşağı içerisinde bulunan şu Hakkari tarafında, Himalaya'da Ant dağlarının olduğu şu 5 numaralı bölgede eğimde vardır, yükseltide vardır, karda vardır. Ama 5 numara, 4 numarada özür dilerim. Sahra çölünün olduğu bölgede bu ihtimal en azdır. Cevabımız Denizli olacaktır yani. 26 Aralık 2004'te yaşanmış olan Sumatra depremi ve tsunamisinde toplam 40 ülkede yaklaşık 230 bin insanın hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Büyüklüğü 9,1 ve derinliği 30 kilometre olan depremden sonra yaşanan tsunami dalgalarının yükseltisi 30 metreyi bulmuştur. Burada yaşanan depremin şiddeti ve tsunaminin etkili olduğu coğrafyalar göz önüne alınırsa can kayıplarının yaşandığı bu ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Şimdi burada Hindistan, Maldivler, Tayland, Sri Lanka bunlar birinci dereceden deprem bölgesidir. Tam levha sınırındadır. Fakat Senegal
Batı Afrika ülkelerinden bir tanesidir. Burada zaten deprem riski yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla buna bağlı olarak tsunami de olmaz ve can kayıpları da yaşanmaz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Volkanik felaketler zaman zaman çok sayıda insanın ölümüne neden olmasına rağmen tarih boyunca insanlar yine de riskli olduğu halde bu alanları tamamen terk etmemişler ve volkanların çevresinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Böyle bir durumun yaşanmasında şu etkenlerden hangilerinin etkisinden söz edilebilir demiş. Bakıyoruz hemen. Volkanların çevresinin kutsal olduğuna inanılmaz. Bu bazı yerler için geçerli olsa da her yer için aynı şeyi söyleyemeyiz. Volkanik arazilerin tarım açısından elverişli olması. Tüm volkanik araziler istisnasız tarım açısından elverişlidir. Çünkü mineral açısından çok zengin topraklara sahiptir. O yüzden buralar felaket alanı olsa da, afet alanı olsa da insanlar buradan vazgeçememiştir. Çünkü verimli toprakları vardır. Dolayısıyla 2'yi aldım. Söz edilebilir. Volkanlardan çıkan lavların yemek pişirmede kullanılması, bu da söz konusu değil zaten. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olacaktır. Bursa olacaktır yani. Heyelanların başta nedenleriyle ilgili ödev hazırlayan bir öğrenci aşağıdaki maddeleri defterine yazmıştır. 5 madde var. Buna göre öğrenci maddelerden hangilerini çıkarırsa ödevini daha doğru hale getirmiş olur. Arazinin çok eğimli olması heyelanın nedenleri arasında. Toprağın yağışlar ve kar erimeleriyle suya doyması heyelanın nedenleri arasında. Bitki örtüsünün çok sık olması heyelanın nedeni değildir. Çıkartıyoruz bunu. Yamaç dengelerinin beşeri etkilerle bozulması heyelanın nedenidir. Toprak kaymasının yani nedenidir. Tabakaların kirli yapıda olması ve eğim yönünde uzanması da heyelanın nedenidir. Kirli olduğu zaman şurası örnek veriyorum kirli tabaka olsun suyu geçirmeyen şurası da suyu geçiren tabaka olsun. Yağmur yağdığı zaman şurada su birikiyor. Aşağıya da suyu bırakmadığı için şu bölge toprak suya doyuyor ve kayarak aşağıya doğru büyük bir toprak kayması meydana getiriyor. O zaman burada 3'ü çıkartacak bu öğrenci cevabımız Ceyhan olacak. 3'ü çıkarttığı takdirde doğru hale gelmiş olur ödevi. Bir basın haberinde meydana gelen heyelanın bir köyü tamamen yok ettiği ve onlarca insanı akan toprak altında kaldığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtilmişse habere konu olan yerin aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunma olasılığı en azdır? Yani heyelanı hangisinde en az görürsünüz? Heyelan nedir? Toprak kaymasıdır. Neden olur? Eğimden ve aşırı yağıştan olur. Çin'de eğimli ve yağışlı yerler var. Filipinler'de eğimli yağışlı yerler var. Türkiye'de de eğimli, Karadeniz eğimli yağışlı yerler var. Venezuela'da da eğimli yağışlı yerler var. Hollanda'da yağışlı yerler var. Ama Hollanda'da eğimli bir yer yok. Dolayısıyla burada sizin heyelan görme ihtimaliniz yok denecek kadar azdır. Dümdüz bir yerdir çünkü. Heyelanın oluşabilmesi mutlaka eğim lazım. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Hızlandırılmış erozyon, insanların doğada toprak, su ve bitki örtüsü arasında var olan dengeyi bozması sonucu toprağın verimli üst kısmının hızlı bir şekilde aşınması, çölleşmesi ve artık tarım yapılamaz hale gelmesidir. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde böyle bir afetin daha belirgin bir şekilde görüldüğü söylenebilir? Bu erozyonun olabilmesi için bitki örtüsü bakımından çok fakir olması lazım. Bitki örtüsü bakımından fakir olan yer erozyona çok açık hale gelecektir. Dolayısıyla bunların içerisinde bitki örtüsünün en fakir olduğu yer, yağışın en az olduğu yer olmalıdır. Yağışın en az olduğu yerde 5 numaralı bölgedir. Dolayısıyla burada erozyon çok şiddetli olacaktır. Ama diğerlerinde bir de zaten erozyon hiç olmaz. İki de hiç olmaz. Ya hiç olmaz demeyelim ama çok minimum seviyede olur. Çünkü bir de iki de ormanlık bitki örtüsünün çok zengin olduğu yerler. 3 yine aynı şekilde 5'e göre daha bitki örtüsü zengin. 4 yine 5'e göre bitki örtüsü daha zengin. Burada bitki örtüsünün fakir olduğu yeri aradık. Orası da Edirne'de çıktı karşımıza. Cevabı 5 oldu.
2019 yılı sonlarında ortaya çıkarak dünya çapında etkili olan koronavirüs COVID-19 salgının etkisi tüm dünyada hissedilmiş ve Türkiye'de de can kayıplarına neden olmuştur. Ne yazık ki hala olmaya da devam ediyor. Bu salgının tam olarak nasıl ortaya çıktığı kesin olarak açıklanamamakla birlikte aşağıdaki ülkelerin hangisinden dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir. Çin'den yayıldığı kabul ediliyor. Çin'in hatta Wuhan kentinden çıktığı söyleniyor arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden Adana oldu. Aşağıdaki haritada Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 2013 yılı verilerine göre ülkelerin doğal afetlere maruz kalma düzeyleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru değildir demiş. Afrika'nın batı kıyısında ülkeler doğusundaki ülkelere göre afetlere daha az maruz kalmaktadır demiş. Şurada ne kadar maruz kaldığı gösteriliyor. Şimdi geldiğim zaman Afrika'nın batısındaki ülkeler, şu bölgedeki ülkeler doğusundakilere göre daha az maruz kaldığını ben burada görebiliyorum. Çünkü kırmızı gördüğüm yer çok yüksek seviyede maruz kalma. Şu mor gördüğüm ya da ne bileyim şu krem rengi gördüğüm daha az maruz kalma diğerine göre bu ifade doğrudur. İran ve Yemen afetlere orta seviyede maruz kalan ülkelerdir. Şurası Yemen, şurası da İran orta seviyede maruz kalan ülkedir. Doğru. Avrupa kıtasında afetlere maruz kalan ülkelerden biri İtalya'dır. Evet, İtalya burada. Doğru. Pasifik Okyanusu kıyısındaki ülkelerde sık yaşanan depremler can kaybını arttırmıştır. Şimdi bu ifade doğrudur. Fakat şu haritadan bu yargıya varamayız. Yani burada depremle ilgili bir bilgi vermemiş. Burada doğal afetleri vermiş genel olarak. Tsunami'si de var bunun içinde, ne bileyim depremi de var. İşte seli de var, su baskını da var gibi. Yani dolayısıyla bu ifadeyi burada kullanamam, buradan çıkartamam. Doğru değildir. Cevap Denizli oldu. İskandinav ülkeleri Orta Amerika ülkelerine göre afetlere daha az maruz kalır. İskandinav ülkeleri burada Orta Amerika'ya göre daha az maruz kalmaktadır. Doğru. Buradan da çıkartabiliyorum, görebiliyorum yani. Cevabımız Denizli oldu burada. Dünyada her yıl çeşitli türlerde doğal ya da beşeri kaynaklı afetler yaşanmakta. Çok sayıda insan bu afetlerde hayatını kaybetmektedir. Buna göre afetlerin dağılışı ve oluşum şartları göz önünde bulundurulursa aşağıdaki ülkelerden hangisinde karşısına verilen afete bağlı olarak can kaybının yaşanma olasılığı en azdır demiş. Şöyle bir baktığımda Amerika'da aşırı sıcaklar fazla. Etiyopya'da da kuraklık fazla. Yunanistan'da orman yangını fazla. Malezya'da çığ görmezsiniz arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Malezya burada ekvatorun çizgisinin üzerinde ekvatoral iklim görülen bir yer. Dolayısıyla burada sizin çığ görme ihtimaliniz pek yoktur arkadaşlar. Can kaybı yaşanma olasılığı en azdır. Nepal'de deprem görürsünüz. Bu bölge deprem bölgesidir zaten Nepal. Cevabımız burada Denizli olur.